belgeselde iki savaşçının hayatlarındaki inanılmaz benzerlikler anlatılmaktadır. Miyamoto Musashi, Japonya'da 16. yüzyılda yaşamıştır. Ondan 400 sene sonra aynı ruhta bir savaşçı savaş sanatlarında sahne alacaktır. Metin Kayar. Her iki savaşçının hayatlarında çarpıcı benzerlikler vardır. Babaları tarafından atılan temelleri, genç yaşta ulaştıkları başarıları, kariyerlerinin çıkış noktasının Kyoto olması, aynı zamanda 25 yaşında zirveye ulaşmaları. Hem Miyamoto Musashi hem de Metin Kayar aynı zamanda savaş sanatlarının yolu anlamına gelen Bushido'yu kaleme almışlardır. Şimdi bu benzerlikleri daha yakından inceleyelim. Hem Miyamoto Musashi hem de Metin Kayar kariyerleri için babaları tarafından savaşçı bir ruhla yetiştirildiler. Musashi'nin babası kılıç sanatı ustasıydı ve kendi okulu vardı. Metin Kayar'ın babası da 5 yaşındaki oğlunu farklı yakın savunma stillerindeki tecrübeleriyle etkiledi. Böylece Metin Kayar başarılı bir gelecek için adım atmaya başlamış oldu. Miyamoto Musashi ergenlik çağına ulaştığında ilk mücadelesini gerçekleştirdi. Metin Kayar da aynı yaşta yetişkinlere karşı mücadele etmeye ve onları yenmeye başladı. Musashi'nin yaşadığı dönemde her mücadele ölüm kalım savaşıydı. 16. yüzyılın Japonya'sında duello kültürü çok yaygındı. Bu yöntemle savaşçılar kendilerini sınıyordu. O dönemde yenilmek, ölmek anlamına geliyordu ve bu nedenle çok ciddi bir tekniğe ve stratejiye ihtiyaç vardı. 16 yaşında Japon tarihinin en kanlı savaşı olan Sekigahara'da savaşan Musashi ilk savaş tecrübesini edindi. 160 bin asker bu savaşa katılmıştı ve Musashi bunların arasında bulunuyordu. Onun tek hedefi kendini samuray olarak ispatlamaktı. Metin Kayar kariyerini çok genç yaştan itibaren ispatlamaya başladı ve kendini geliştirmek için hiçbir mücadeleden kaçınmadı. Dünyanın her yerinde sayısız turnuvalara katıldı ve çok üstün bir şekilde birincilikler elde etti. Rakipleri onunla mücadele etmekten çekiniyordu. Çok esnek ve harika bir strateji kullanarak rakiplerini yeniyordu. Bu şekilde ismini duyurmayı başardı. Metin Kayar, gençliğinden bugüne sayısız turnuva birincilikleri elde etti ve farklı kategorilerde kendini dünyaya ispatlamayı başardı. Metin Kayar'ın inanılmaz bir mücadele stili vardı. Hedeflemesi kusursuzdu. Mücadele anında gözlerinden en ufak ayrıntıyı bile kaçırmıyordu. Çevik olması rakiplerini oldukça zorluyordu. Ve hızı sebebiyle rakipleri onu takip edemez hale geliyordu. Bu yeteneğin karşısında rakipleri çaresizlik içinde kalıyordu ve Metin Kayar başarısına başarı katıyordu. 20 yaşına vardıklarında Musashi de Metin Kayar da zorlu geçen eğitimlerini tamamladı ve ikisi de Japonya'nın eski başkenti ve dini merkezi olan Kyoto'da mücadeleye başladı. İki savaşçı da Japonya'yı sarsacak ölçüde iz bıraktı. Musashi çeşitli okulların hocalarına meydan okuyarak kendini ispatlamak istiyordu çünkü hedefi ismini Japonya'ya duyurmaktı. Bunu başarmak için çok önemli stratejik ve psikolojik maharetler kullanıyordu. Böylece peş peşe tüm düellolarda galip geliyor ve hedefine adım adım yaklaşıyordu. Mücadelelerde kendi geliştirdiği çift kılıç tekniklerini kullanıyordu ve rakipleri onunla baş etmekte zorlanıyordu. Böylece o zamana kadar hiç görülmemiş olağanüstü bir savaşçı olarak Japon tarihine geçti. Metin Kayar'ın da başarısı
Japonya'nın eski başkenti olan Kyoto'da başladı. Tarihi samuray tapınağı olan Butokuden'de üstün başarısı nedeniyle Japonya'nın savaş sanatları ustaları tarafından ödüle layık görüldü. Metin Kayar, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Liechtenstein'dan gelmişti. Samurayların eğitim görmüş olduğu yılların izini taşıyan Butokuden'e başarısı ona yetmemişti. Kararlıydı. İsteği Japonya'yı savaş sanatlarında fethetmekti ve kendine güveniyordu. İsteğini gerçekleştirmek üzere yola koyulan Metin Kayar, Japonya'nın en eski ve tarihi okullarına meydan okumaya karar verdi. Bu eski zamanlara ait ve günümüzde olması çok zor bir hedefti. Gitmiş olduğu okullarda saygılı ve ahlaklı bir şekilde kendini ispatlamayı başardı. Japon hocalar bu yeteneğe hayranlık duydular ve derin bir saygı beslediler. Bu derecede bir başarı günümüzde savaş sanatlarında hiç kimse tarafından gerçekleştirilememiştir. Metin Kayar bir rüyayı gerçekleştirmiş oldu. Miyamoto Musashi ve Metin Kayar 25 yaşında çok yorucu ve yoğun yılların ardından ulaşabilecekleri en üst seviyeye ulaşmış bulunuyorlardı. Bundan sonra bu tecrübelerini ve ilimlerini öğrencilerine aktarmak onlar için en önemli ve değerli çalışma olacaktı. Miyamoto Musashi artık insan olarak yumuşamış, sakinleşmiş ve kendi kılıç sanatı okulunu açmıştı. Kendisini sanatına adayıp kendi kişisel gelişimiyle uğraşmıştır. Tarih bu çalışmalarını yazarak onu günümüzde bir efsane yapmıştır. Metin Kayar 24 yaşında Japonya'nın tarihi okullarında adını duyurarak Japonlar tarafından saygı görülen bir usta olmayı başardı. Kendisi bu başarısından dolayı Japonya'nın ve kendi yaşadığı ülke Liechtenstein'ın en yüksek devlet yetkililerinden ödüle layık görüldü. Metin Kayar, 25 yaşında savaş sanatlarının en üst rütbesi olan 10. Dan Hanshi unvanına layık görüldü. Bu başarıların ardından Metin Kayar hiçbir şekilde dinlenmeye geçmedi ve kendini açmış olduğu Savaş Sanatları Akademisi'ne adadı. Kendisi orada her yaştan ve dünyanın her yerinden öğrenci yetiştirmektedir. Metin Kayar'ın geliştirmiş olduğu Budokan savaş sanatları sistemi birçok geleneksel Japon stilini içermektedir. Özenle seçtiği öğrencilerine kendisi bu zorlu sanatı en iyi şekilde öğretmektedir. Metin Kayar'ın Budokan sistemi tarihe izini bırakacak olan en iyi Japon savaş sanatları sistemleri arasındadır.
Miyamoto Musashi ve Metin Kayar hayatları boyunca savaş sanatlarının özünü araştırmış, öğrencileri ve gelecek nesiller için öğretim kaynakları hazırlamışlardır. İkisi de tam bir yaşam için felsefi ilkeler geliştirmiş ve bunları kağıt üzerine dökmüşlerdir. Miyamoto Musashi, ileriki yıllarda kendini meditasyona ve tefekküre adamıştır. Yaptığı derin ve içsel yolculukları daha sonra kitaba dökülmüştür. Öyle bir eser ortaya çıkmıştır ki 400 yıl geçmesine rağmen halen derin bir öğretiyi içinde taşımaktadır. İş hayatında yüksek pozisyonlarda olan iş adamları Miyamoto Musashi'nin prensiplerini iş hayatlarında kendilerine ilke edinmişlerdir. Beş çember öğretisi Musashi'nin eseri olarak tarihe geçmiştir. Metin Kayar'ın gücünün kaynağı inancında saklıdır. Kendisinin yaratıcıya olan inancı bugünlere gelmesine sebep olmuştur. Çok yoğun ve yıpratıcı geçmiş olan gençliği ve ardından Japon savaş sanatlarının merkezine yolculuğu ve orada bıraktığı iz onu eşsiz bir savaş sanatları hocası yapmıştır. Dünyanın en kıdemli hocaları onunla onur duymaktadır. Metin Kayar da diğer hocalardan, öğrencilerinden ve hatta sanattan bu saygıyı kaybetmemek için her zaman özen göstermektedir. Metin Kayar'ın prensibi savaş sanatlarıyla insanlığa yardımcı olmaktır. İnanılmaz bir savaşçı olan Miyamoto Musashi'nin efsanesi samurayların döneminde başlamıştır ve Metin Kayar tarafından 400 yıl sonra da günümüzde kaldığı yerden devam ettirilmektedir.私は40の武士たちに戦いを挑みました。もし彼がこの時代に生きていたとしたならば、どのように世界中の獲得価格にいるだか想像しました。したがって私はメティンカヤルにたった一夜の間に異なるスタイルの対戦相手との試合を通して、彼の技術を証明してもらいたかったのです。その夜は紛れもなく過酷な戦いとなりました。 Ich bin überzeugt davon, dass Metin Kayar wirklich der Miyamoto Musashi dieses Jahrhunderts genannt werden darf. Metin Kayar war 21. Jahrhundert Miyamoto Musashi.